Merhabalar herkese. Bugün sizlere bu iki renkle şu motifin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bunu bir tane turuncu yaptım. Şimdi turuncu ve kahve, açık kahve tonunda iki, bu sefer iki renkli yapacağım. Şimdi ortayı turuncuyla yine başlıyorum. Tek renk de yapabilirsiniz tabii ki. Evet, ortayı turuncu renkle başlayalım. 9 tane zincir çekiyorum ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi 9 zinciri birleştiriyoruz. Şöyle ilk zincirin içine batarak birleştirelim. Burada küçük bir halka oluşturuyoruz. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum. Bu halkanın içine trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan, yani 3 defa da çekerek. 20 tane toplamda trabzan yapacağız. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hepimiz şöyle koyalım. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Evet, 20. trabzanı yaptıktan sonra ilk trabzanın üzerine batarak, burada zincirle çıkmıştık, buna trabzan diyorum artık, birleştiriyoruz. Şimdi birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekelim. Tığın başına 2 defa doluyorum. Şimdi zinciri çıktığım yere, aynı yere dibine batarak buraya 1, 2, 3, 4 defa da çekerek bir trabzan daha yapıyorum. V şeklinde olacak şöyle. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Tığın başına yine 2 defa doluyoruz. Şimdi bir trabzan boşluğunu atlayıp diğerinin üzerine batıyoruz. Yani arada bir yuvayı atlıyoruz ve tekrar dörtlü trabzan yapıyoruz. Yine 3 zincir. Tığın başını 2 defa doluyoruz. Şimdi aynı yere bir kez daha batıyoruz. 1, 2, 3, 4 defa da çıkarak. Bu şekilde V şeklinde oluşturuyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir tanesini bu şekilde V yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir. 2, 3. Her trabzandan sonra 3 tane zincirimiz var. 2 defa doluyorum. Şimdi bir tane atlıyorum, diğerine batıyorum. 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi aynı yere tekrar batarak bir V daha oluşturuyoruz. Aynı trabzanın üzerine batıyoruz.
1, 2, 3 tane V oldu. Yani boşluk olarak sayarsak eğer, şuradan da göstereyim yine. V'lerin boşluğunu sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 tane V oluşturmuş olacağız. Toplamda da boşluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 tane etrafında boşluk oluşmuş olacak ama trabzanların yapışları bu şekilde olacak. 1, 2, 3. 3 tane zincir, pardon, 2 kere doluyoruz. Bir tane atlayıp diğerine batıyoruz. 1, 2, 3. 4 defa da çıktım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 2 doladık. Aynı trabzana bir kez daha batıyoruz. Evet, hep bir trabzana atlıyoruz. Bir sonrakine 2 defa batıyoruz. 1, 2, 3 zincir. 2 doladık. Bir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 doladık. Aynı yere tekrar batıyoruz şimdi. Evet, bu şekilde V'leri sayalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi başlangıç noktasına kadar gelelim. Buraya geldiğimizde 10 tane V'miz olması. Aynı zamanda da 20 tane boşluk oluşturmuş olmamız lazım. Başlangıç noktasına kadar gelelim ve üste geçelim. Evet, sona geldim ben şimdi. Dediğim gibi 10 tane bu V şeklimiz oluştu. 20 tane de boşluğumuz oluştu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sona geldiğimde yine burada bir tane boşluğum kalmış olması lazım. 3 zincir çekip buradan 1, 2, 3, 4 tane sayıyorum. Ve zincirin içine girerek ekliyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Normalde aynı renkle devam ettim burada üstüne. Şimdi farklı bir renge geçeceğim bunu. Tanesini farklı farklı yapmak istediğim için. Şimdi ipimizi keselim buradan. Ve diğer ipimize geçelim. Sadece sık iğne olan kısmını kahverengi iple yapacağım. Şimdi zincir çekmeden şöyle alalım. Şurada bitirmiştik. Hemen bir gerisinden başlayabiliriz. Trabzanın tepesine batıyorum. Buradan da ilmeğimi geçiriyorum. Önce bir zincir çekelim. Şimdi trabzanın tepesine ekledik. Bir zincir çektik. Arkadan da şu ipimizi iki boşluk kadar ilerletelim kahverengiye. Şimdi boşluğun içine batıyorum. Bir, iki, arkada şu ipimizi getiriyoruz sıkılaşması için. 3, boşluğun içine 3 tane trabzanın içine giriyorum. Bir tane. Tekrar boşluğun içine 1, 2, 3. Şimdi turuncuyu kestiğim yere geldik. Trabzanın tepesine batıyorum. Dördüncü yapıyorum. Evet, şu kahverengimiz buraya kadar ilerledik. Bakın şurada küçük bir şey kaldı. Onu keseceğiz. Şimdi şu turuncuyu da aynı şekilde ilerletelim. Yine boşluğun içine 1, 2, 3. Trabzanın tepesine batıyorum. 4. Tekrar boşluğun içine 1, 2, 3. Trabzanın tepesine batıyorum. 4. Evet, şu ipimiz de buraya kadar getirmiş olduk şimdi. Evet, şimdi şu iplerimizi kesebiliriz. Elimizin bulanmasın. Turuncuyu da alalım. Şurada küçük bir kahverengi kaldı. Onu da alalım. Şimdi devam edelim. Evet, 5 sıra zaten bu şekilde sık iğne gideceğiz. 1, 2, 3. 3 tane boşluğun içine yapıyoruz. Bir tane trabzanın tepesine yapıyoruz. 2, 3. Bunun üst sıralarına giderken
Saymamıza gerek yok. Sayıyı aşağıda oluşturmuş oluyoruz. Her trabzanın tepesine batarak 5 sıra sık iğne yapacağız. İki, üç. Bir tane de mutlaka trabzanın tepesine batıyoruz. Tekrar bir, iki, üç. Trabzanın tepesine batıyoruz. Böyle biraz marullanıyor gibi görünebilir ilk iki sırada. Ama 3, 4, 5. sıraları yaptığımızda model normal şekilde görünecek. Evet, şimdi tamamlayalım şuraya kadar. Sonra bir üste geçelim. Yine üstümüz de zaten aynı. Evet, bir sıra sık iğneyi tamamladım. Ben şimdi gördüğünüz gibi biraz böyle marullanıyor gibi oluyor. Ama dediğim gibi üst sıralara çıktıkça şuradan da birleştiriyorum ilk sık iğnenin üzerine girerek. Üst sıralara çıktıkça burası burada gördüğünüz gibi gayet düzgün olacak. Şimdi birleştirdiğim bir zincir çekiyorum. Tekrar hemen ilk sık iğnenin içine giriyorum. Devam ediyorum. Her sık iğnenin üzerine batıyoruz. Yalnız şurada başlangıç noktamızı atlamamamız gerekiyor. Yine burada birleştirme işlemini yapıp bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Sonra sık iğneye devam ediyoruz. Evet, şimdi 5 sıra bu şekilde ilerleyelim. Bunu şimdi 5 sıra olarak ben videoyu uzatmak istemiyorum. 5 sıra döne döne tamamlayalım sık iğneleri. Sonra zaten diğer renge geçerek kenarlarını yapacağız. Evet, sık iğneleri bitirdim ben şimdi. 5 sıra yaptıktan sonra yine birleştirme noktasına geldik. Şurada ilk yaptığımız sık iğnenin içine girerek şu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum ipi kesmeden önce. Tekrar diğer rengi geçerek kenar kısmını yapacağız. Dediğim gibi bu 5 tane tamamlanıncaya kadar o marulluk kayboluyor. Hafif bir ütü basarsanız daha da düzgün tabi duracak. Evet, şimdi diğer rengimize tekrar geçiyoruz. Kenar kısmını yapmak için. Yine zincir çekmeden direkt başlıyorum. Şurada bitirmiştik. Biraz gerisinden alalım yine. Herhangi bir sık iğnenin üzerinden batıyorum. İlmeği geçirip 1, 2, önce bir tane zincir çekelim, pardon. Şöyle tekrar yapalım. Evet, geçirdim. Zaten 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi tığın başını bir kez doluyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şu arkadaki yine ipimizi de sağlamlaştırmak için birkaç ilmek ilerleteceğiz. Şimdi aldım. 1, 2. 2 defa çekip bırakıyorum. Üçlü trabzan yapacağız ama tepesini birlikte toplayacağız. Tekrar doladım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1, 2 bıraktım. Şimdi dördüncüyü yapacağız. Tekrar doladım bir kez. Yine bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Şu arkadaki ipimizi unutmayalım. Sökülmesin diye böyle yapıyorum. 1, 2. Şimdi 4 tane trabzan yaptık ve üçüncü de hepsini birden birleştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum başını. Şimdi en son battığım trabzanın dibine batıyorum yine. Aynı yere batıyorum. 1, 2 çektim, bıraktım. Tekrar şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum. 1,
2 çektim, bıraktım. Şimdi diğerine sırayla her birinin üzerine batıyoruz. Sadece ilk başlangıçtaki ilk trabzanı bir önceki trabzanların son trabzanıyla aynı yere batıyoruz. Dördüncüyü yapıyorum ve tepesini birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar bir kez doladık. Şimdi yine aynı, bakın buradaki son trabzanın dibine aynı sık iğnenin içine battım. 1, 2 defa çektim, bıraktım. Tekrar bir kez doladım. Bir sonraki sık iğneye şimdi 1, 2 çektim, bıraktım. Şimdi şurada ipimizi kesmiştik. Bu ipimizi de yürüteceğiz. Birkaç ilmek. 1, 2. Dördüncüyü yapıyorum. Ve hepsini birden çekerek kapatıyorum. Evet, bütün kenarı bu şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tekrar doladım. Aynı sık iğnenin içine batıyoruz. 1, 2. Bu trabzanları alırken yalnız 1 ve 2'yi çekerken biraz daha bol bol çekiyorum. Çok sıkı yapmıyorum. 1, 2. Tekrar. 1, 2. Üçüncüyü yaptık. Dördüncüyü de yapalım. 1, 2 ve kapattık. Şimdi ipimizi de şuraya kadar taşımış oldum. Artık burada kesebiliriz. Yeterli bu kadar. Evet, tekrar 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez doladık. Aynı sık iğnenin dibine batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir. Tekrar doladık. Yine aynı sık iğneye. Baştaki ve sondaki aynı sık iğnenin içine batmış olacak. 2, 3 ve 4. Hepsini birden çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir kez doladık. Aynı sık iğnenin içine battık. Birinci trabzan. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanı da iki kez çekiyorum. Sonra hepsini birden topluyorum. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Şimdi modelin sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son sıraya geçelim artık. Başlangıç noktasına geldiğimizde bir üste geçelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Şöyle göstereyim açarak. Evet, sona kadar geldik. Şimdi sona geldiğimizde bakın burada en sonda tam denk geliyor sık iğnelerin sayısı. Toplamda şu dörtlü trabzanların sayısı 25 tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane. Bu şekilde denk gelmiyorsa aşağıda sık iğnede bir yerde bir hata yapmışsınız demektir. Hepsinin üzerine batarak gittik çünkü şu aralarda da aynı trabzanın içine bir kez daha battık. Yani şu son kısımda ayarlayabilirsiniz ama sayısı 25 tane olsun. Çünkü ekleyerek yapacağımız bir şey olacağı için eklemede sıkıntı yaşarız. 25 tane bu dörtlü trabzanlardan olması gerekiyor. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zinciri ilk yaptığımız trabzanların tepesine batarak önce birleştiriyoruz.
Evet, şimdi ilk boşluğun içine giriyoruz. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne. Ve 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar 4 sık iğne daha yapıyorum. 2, 3, 4. Evet, kenar kısmımız bu şekilde ilerliyor. Bu kenar kısmını isterseniz yine bu renkle de yapabilirsiniz. Bu da farklı bir boyut kazandırır. Öyle yapalım. O şekilde görelim. Şimdi buradan birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, kahverengiyle yapalım. Şu an karar verdim buna. Şimdi bir tane zincir çekerek başlayacağım. Bir zincir çektim. Hemen burada birleştirdiğimiz yerden alalım. Şu ipimizi sonra yediririz. Şöyle bir zincirle sıkıştıralım. İlk boşluğun içine şu ipimizi de taşıyalım. İki ipi birden sık iğnelerin altında gezdireceğiz şimdi. Bir, 2, 3, 4. İpi, iki tane ipimi de şu sık iğnenin altında gezdiriyorum. 1, 2, 3 zincir aynı boşluğa batarak bir pipirik oluşturduk. 2, 3 ve 4. Evet, artık şunları gezdirmemize gerek yok. Şimdi direkt hiçbir şey yapmadan bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, pardon, 4 sık iğne. 3 zincir. Yine aynı boşluğa batarak 1, 2, 3, 4 sık iğne. Şimdi bu şekilde komple etrafını dolanarak bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 4 sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Bu renkle daha güzel durdu sanırım. Şimdi eklemeyi de göstermek istiyorum. Şimdi 25 tane demiştik. Eklerken şimdi bunda ne yapabilirim diyeceksiniz muhtemelen bana. Yine dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz bununla. Yani ne örmek istiyorsanız ekleyerek her şeyi yapabilirsiniz. Masa örtüsü runner. Ben şu şekilde renkli bir şekilde runner yapıldığını gördüm. Şöyle 3 tane pipirikten ekliyoruz eklerken. 3 pipiriği ekliyoruz. Diğer 2 tanesini boş bırakıyoruz. Tekrar 3 pipiriği ekliyoruz. Tabi bu elinize göre belki farklılıklar gösterebilir. Eklerken şimdi bak şöyle yaptığımızda zaten 3'ü birbirine değiyor. Dördüncüsü değmiyor. Değmiyorsa bunu eklemiyoruz. Sonra diğer motifte de 1, 2, 3 ekliyoruz. 2 tanesini boş bırakıyoruz. Şimdi ekleyelim buradan 3 tanesini. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Alıyorum buradan herhangi bir pipirin içine girelim. Birleştirdim. Bir zincir daha çektim. Geri döndüm. 1, 2 ve 3. Tekrar bir sonraki boşluğa geçiyorum. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 2 zincir. Şimdi ikinci pipirin içine girelim. Kapatalım. Bir tane daha zincir çekip geri dönüyorum. Sık iğneleri yapmaya devam ediyorum. Evet, üçüncüyü de ekleyelim. 2, 3, 4, 1, 2 zincir. Döndük.
Üçüncü pipire de girdik. Tekrar bir zincir çektim, geri döndüm. 2, 3, 4. Şimdi dördüncüye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3, 4. Evet, bakalım şimdi. Masamın renginden şu ipin rengi çok iyi belli olmuyor ama çok güzel bir renk aslında. Şöyle tutarsam sanki daha iyi olacak. Evet, bakın 3 taneden ekledim. Yandaki 2 tanesini boş geçeceğiz. Diğer motifi eklerken yine burada 3 tane. Arada 2 tane pipirik boş geçeceğiz. Evet, bunu bir tane orta yapıp etrafına yaparak ekleyerek yuvarlak bir şey oluşturabilirsiniz isterseniz ya da büyük dediğim gibi masa örtüsü, runner, o tarz bir şeyler yapabilirsiniz. Yani bu örnekten şal bile yapabilirsiniz aslında. 2 3 4 3 tane zincir, bir pipirik. Artık tasarım sizden, model de benden. Umarım beğenirsiniz. Şimdi dolanayım ben. Bitmişinde göstereyim burayı. Aynı şekilde 4 tane sık iğne, 3 zincirle bir pipirik oluşturuyoruz. Tekrar 4 sık iğne yapıp etrafını tamamlıyoruz. Evet, son sırayla şimdi tamamladım. Gördüğünüz gibi bitişe geldim. Bitişi de illa gösteriyorum aslında. Muhtemelen yapıyorsunuzdur ama. Evet, sona geldik. İlk yaptığımız sık iğnenin içine girelim, birleştirelim ve bir tane zincir çekerek kesebiliriz. Şimdi bu ipimizi modelin arkasını çevirip sık iğnelerin arasından şöyle birkaç ilmek ileriye taşıyorum. Bir tane daha yapalım. Evet. Şimdi şu aralarda kalan küçük iplerimizi kesebiliriz. Temiz olsun. Tamamdır. Evet, bu şekilde. Bu tek rengimiz. Bu da ikinci rengimiz. Bu şekilde renk renk de yapabilirsiniz. Dediğiniz gibi çalışabilirsiniz tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir. Kafanıza takılan herhangi bir yer olursa ya da yapamadığınız herhangi bir yer olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.